Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bir mobil oyun oynayacağız. Sizler de elektrikli araçlar hakkında en az bizim kadar meraklısınız. Bu araçları her zaman herkesin deneyimleme şansı çok fazla olmuyor. Özellikle pandemi günlerinde. Biz iyi kötü biniyoruz elektrikli araçlara ama hiç kullanmayan arkadaşlar da vardır. Meraklı olan arkadaşlar da vardır. Biz de bunun için bir oyun geliştirdik. Bugün birlikte bu oyunu oynayacağız. Evet, oyunumuz Google Play Market'te yerini aldı. Şu an için sadece Android cihazlarda. Ben oyunu zaten indirmiştim. Sizin için de açıklamalar kısmına oyunun linkini bırakıyorum. Siz de oradan indirebilirsiniz. Artık oyunumuzu oynamaya başlayalım. Şimdi oyunda iki tane mod var. Yarış modu ve serbest sürüş modu. Şimdi oyunumuz İngilizce. Neden İngilizce diye sorarsanız, bu oyunun ya da bu tarz bir simülasyonun dünyada bir benzeri olmadığı için bunu global olarak düşündük. Biz İngilizce yaptık oyunu. Tabii ki siz de burada Pilli Bisiklet'in takipçileri olarak Türkçe incelemesini izlemiş oluyorsunuz ilk elden. Şimdi isterseniz Free Ride modundan bir başlayalım. Burada bizi 9 farklı ürün karşılıyor. Şimdi ilk önce bir 250 wattlık bir scooter var. Bu bir Xiaomi'lerin skuterları gibi ya da bir martılar gibi düşünebilirsiniz. 250 wattlık bir folding, yani yine piyasada çok görmeye alışık olduğunuz 250 wattlık katlanır bir bisiklet. Sonrasında 1500 wattlık motorlar, işte hibrit ya da işte bir yol bisikleti, Ginger'lar, tek tekerler 8000 watt'a kadar gidiyor ve burada da ekranın sağ tarafındaki barlardan motorların gücünü, işte sürücünün gücünü, oradaki detayları görebiliyorsunuz. Neyle başlayalım? Scooter'la bir başlayalım. Şimdi normal bir araba yarışı gibi sağa sola eğdiğinizde yönlendiriyor. Ekranın sağ tarafından gaz, sol tarafından da evet fren yapıyor. Şimdi cihaz hızlanmaya başladı. Sağ tarafta göstergelerimiz var. Kaç kilometre hızla gittiğinizi, kaç watt güç tükettiğinizi, ne kadar bir eğimde olduğunuzu ve en altta da yeşil barda pil tüketimini görüyorsunuz. Ve burada kullandığınız cihazın wattı büyüdükçe ne kadar çok pil tükettiğini de görmüş oluyorsunuz. Şimdi bu scooter'la evet yokuş çıkıyor, gidiyor falan ama yani belli bir yere kadar gidebiliyor. İsterseniz hemen bir değiştirelim. Biraz daha güçlü. Yine 250 watt folding değil de bir mid drive, 750 wattlık bir mid drive seçelim. Şimdi burada gaza bastığımızda hızlanıyor. Bir de burada sol tarafta bir pedal logosu var ve yol üzerinde de kalpler var. Şimdi pedala bastığınız zaman sürücü pedal çevirmeye başlıyor ve orada üretilen güçte sürücünün gücünü görmüş oluyorsunuz. Gücünün etkisini görmüş oluyorsunuz ve bir patlama gücü var sürücülerin. Bu kalbe bastığınız zaman da ekstra bir efor sarf ederek yokuş tırmanmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir 750 wattlık mid drive motor, evet yokuşlarda az da olsa, zayıflasa da başarılı bir şekilde çıkıyor. Evet, şimdi burada bir bisikleti durduralım. Sağ tarafta bir bar var. Bu bardan sürücünün ağırlığını ayarlayabiliyorsunuz. 120 kiloya çıkarttım. Gördüğünüz gibi mid drive, yani her türlü yükte, zor da olsa, ite kaka da olsa çıkabiliyor. Şimdi yarış moduna geçelim. Şimdi yarış modunda iki aracı bir pistte, kısa bir pistte yarıştırıyoruz aslında. Karşılaştırıyoruz, karşılaştırma şansımız oluyor. Ben 250 wattlık bir folding bisiklet alıyorum. Karşı tarafta 250 wattlık bir scooter. Şimdi yarışa başladık. Go dediği anda başlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi scooter hızlanmaya devam ediyor. Biraz ona avans verdim. Ben sadece gaza bastığımda bu arkadaşa yetişemiyorum. Çünkü zaten aynı wattta bir enerjimiz var. Ama pedala bastığım zaman yavaş yavaş fark kapanıyor. Hatta patlayıcı gücü de kullandım. Evet, arkadan geldik. Ve hop, arkadaşı geçtik. Bakalım nerede? Arkamızda kaldı. Şimdi 250 wattları denedik. Cihazları bir değiştirelim. Farklı bir senaryo deneyelim. Bir buna bakalım. Ben 750 watt mid drive alayım. Karşı tarafa da 1000 wattlık bir tek tekerlekli cihaz verelim. Başladığımızda pedal çevirmeden bu arkadaş
aradaki farkı açmaya başlıyor. Çünkü o watt olarak daha güçlü. Ama burada tabii ki bizim avantajımız ne? Pedal çevirme avantajı. Biz pedal çevirip patlama gücünü de açtığımızda zaten yokuşta onun da performansı düşmeye başlayınca ne yaptık? Yetiştik. Ha bu arada bu araçlar yani bizim günlük hayatımızda görmeye alışık olduğumuz bu elektrikli bisikletler ya da skuterların neredeyse iki katı güçlerde, yani iki katı hızlarda seyrediyorsunuz. Onlardan 3 kat 4 kat güçlü cihazlar. Şimdi biz burada yani ben ikidir birbirine denk araçları seçiyorum ama mesela denk olmayan iki araç seçelim. Ben 1500 wattlık bisikletle gideyim, karşıma da 5000 wattlık bir bisiklet alayım. Ben burada pedal da çevirsem, yani zaten fark açıldı, diğer bisiklet gözden kayboldu. Patlama gücü de kullansam, yani o arkadaşa yetişmem mümkün değil. Artık bu işin bir yani son noktası var. O da neydir o? Dualtron. Şimdi şöyle yapalım, o zaman bu pisti tamamlayayım ve aynı zamanda pist için ve kendim için de bir rekor kırmaya çalışayım. Bu esnada çok fazla konuşamayacağım. Bu arada yani yüksek hızlarda cihazı sizin de çok iyi gidiyordum ya. Bir daha yapacağım. Bir daha alayım mı? Video çok uzuyor ama kayıtta mı? Şimdi ben burada hoba. Mesela az önce çok yavaşladım. Diğer arkadaş benim yanımdan ok gibi fırladı gitti. Ben burada kendimce bir rekor kıracağım. Sizin de skorlarınızı görelim. Ben 35 yaptım. Birazcık çıkmış olsam da pistten. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu kadar. Şimdilik. Çünkü biz bu oyunu geliştirmek istiyoruz. İşte bunda kariyer modu olsun, işte araçları modifiye etme, puan toplama, oyun moduna biraz daha geçirmek, herkese hitap edecek bir uygulama haline getirmek istiyoruz. Şu an için sadece bizim gibi meraklı kullanıcılar için daha uygun diyelim. Umarız faydalı olmuştur. Siz de Google Play Market'ten indirip, oyunu beğenip, yorum yaparak global markette de yükselmesine yardımcı olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar ediyorum, oyunun linkini aşağıya bıraktım. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.